Şu anda Robert Barker'ın 1700'lerin sonunda icat ettiği panoramanın önemli örneklerinden birine bakıyorsunuz. Bu değerli İstanbul panoraması, Robert Barker'ın oğlu Henry Aston Barker tarafından 1800'de Galata Kulesi'nden çizildi. Robert ve Henry Aston Barker Londra'da İstanbul panoramalarının reklamını yaparken izleyicilerine şehri oradaymışsınız gibi görme fırsatı sunduklarını, panoramanın Galata Kulesi'nden tam yerinden çizildiğini özellikle vurguluyorlardı. Olduğunuz yerden alabildiğine uzanan görkemli bir manzaraya bakmak. İşte panorama, seyahatin günümüzdeki kadar yaygın olmadığı zamanlarda böyle bir deneyim yaşatmak için icat edilmişti. Henry Aston Barker'ın 1800'de İstanbul'da çizdiği ve Londra'da sergilenen bu İstanbul panoraması, bu türden eserlerin modern tarihinde belirleyici bir ana işaret ediyor. Panorama kelimesi. Yunanca pan yani tüm ve horama yani manzara kelimelerinin birleşimidir panorama. Barker İstanbul manzaralarını çizerken günlüğüne notlar almıştı. Bu notlarda Sarayburnu'nun etkileyiciliğinden, sur içindeki camilere yaptığı gezilerden ve panorama için en uygun yeri bulma arayışından bahsediyor. İstanbul'un manzaralarına duyduğu merakı görüyoruz notlarında. Tophane'deki top dökmek için kullanılan binaların güzelliğinden ve özellikle de buradaki bir çeşmenin görkemli detaylarından ne çok etkilendiğini anlatırken, şaşırtıcı bir biçimde Ayasofya'nın mimari detaylarından hoşlanmadığını, buranın kasvetli bir hali olduğunu söylüyor. Şehir manzaralarına geniş bir bakış sunan panoramalar aynı zamanda çok fazla detay içerirler. Fakat gözlerimize hükmeden o geniş bakış, incelikle işlenmiş detayların üzerine örter. Barker'ın çizdiği İstanbul panoramasında siz neler keşfettiniz?